Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Abdullah Karakaya. Bu videomuzda size WinRAR dosyası nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır onu anlatacağım. Çoğu kişi WinRAR dosyasını kullanmıyor. Yani bilgisayarınızda o kadar çok dosya olmasına rağmen RAR dosyası kullanmıyor. Neden kullanmıyor? Onu pek bilmediği için veya sıkıştırma işlemi yapamadığı için de kullanmıyor olabilir. RAR dosyası kullanın arkadaşlar. Çünkü bayağı bir yer boşaltıyor size, sıkıştırma işlemi yapıyor. Size bir tane örnek göstereceğim. Yani şu çektiğim bir video ve ben bunu RAR dosyasıyla sıkıştırarak ne kadar sıkıştırıyor onu göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir RAR dosyası var. Buna sağ tıklıyorum, özellikler diyorum. Bakın 455 MB bir yer kaplıyor bu dosya ve içinde de şu dosyamız var. Yani özellikler diyorum, gördüğünüz gibi 6.42 GB. Yani 6.42 GB'lık veriyi 455 MB'a kadar düşürüyor. Yani sıkıştırma işlemi yapıyor. Düşünün, yani sizin bundan bir sürü video olduğunuzu düşünün. Hard diskiniz olsun, şeyiniz olsun dolacaktır. Yani sıkıştırma işlemi yaparak daha çok yer açacaksınız. Yani içinde dosya var. Hatta çıkartayım. Görüntü kalitesi de bozulmuyor. Veya bak şuradan özelliklere tıklayın. Ayrıntılar. Şurada gördüğünüz gibi videonun uzunluğu 18 dakikalık, çözünürlükleri, şey kaliteleri de burada yazıyor. Bu şekilde. Şimdi ben bunu RAR'dan çıkaracağım bu dosyayı. Şöyle biraz küçülteyim. Şunu alıyorum, bu şekilde buraya atıyorum. Burada çıkartma işlemi yapıyor. Yani önce sıkıştırıyordu, şimdi ayıklama işlemi yapıyor. Bu şekilde ayıklayıp aynı kalitede, aynı çözünürlükte, aynı şeyde tekrar masa üstüme o videoyu atmış olacak. Şurada dursun. Bakın şimdi yükleme işlemi devam ediyor. Dosyayı attı buraya. İşte gördüğünüz gibi şu dosya. Bak, özelliklere tıklıyorum. Özellikler. Bak, 6.42 GB. Neydi? Şu gerçek olan dosyaydı. Buna da tekrar özellikler diyorum. Bakın bu gerçek dosya, deneme yazan dosya. Bu da sıkıştırdığım dosya. Yani özellik olarak ikisi de aynı. Ayrıntılara girelim. Gördüğünüz gibi 18 dakika. Burada da aynı. Gördüğünüz gibi 18 dakika. 1920 çerçeve genişliği. Bu da diğer özellikleri. Yani hiçbir fark yok. Sadece dosyayı sıkıştırdığımda, yani şu dosyayı bunun içine atıp sıkıştırdığımda, yani sağ tıklayın, yeni değil, WinRAR arşivi diyeyim, bir tane arşiv oluşturup ve buna böyle de atabilirsiniz içine. Bu şekilde de sıkıştırıyor. Hiçbir işlem yapmanıza da gerek yok. Buna iptal diyeyim tekrardan. Bu şekilde sıkıştırıyor ve sizin bilgisayarınızda yer açmış oluyorsunuz. Düşünün bunun gibi veya resimler olsun, buna benzer videolar olsun, şeyler olsun. Bu şekilde attığınız zaman sizin bayağı bir boş yeriniz açılmış olacak. Yani umarım video faydalı olmuştur. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.